Sayın Rovanş izleyenleri, hiçbir markanın sunmadığı objektif içeriğimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün Alp hocamla beraber iki birlik Fenerbahçe sayıcı... <laughs> Ayağını öyle anmadı, kadın çekti. Ayağını aldı. Ayağını aldı da simsi ya. Simsi Ben de, ben de konsantre olamadım bir anda biliyor musun? bir daha gireceğim. Bir daha. <gülüyor> Giriyorum. <gülüyor> Kameraya bakıyordum bir tamam, anda. Yani bir daha gireceğim. Kanka ben gülmüyordum patlamasaydın keşke ya. Sayın Hoş Hiçbir markanın sunmadığı objektif içeriğimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün Alp Hoca'mla beraber 2-1'lik Fenerbahçe San -Giro maçını konuşacağız, değerlendireceğiz. Hocam, sana ben pası atayım. Güzel güzel Fenerbahçe maçını bir değerlendir. Fenerbahçe'yi beğendin mi? Sahnesine. Ben olacak. de senden bir şey diyeceğim. Önce sen başla. Ben çünkü bir tık daha belki uzun konuşabilirim sende. Peki. Bence abi. sen önce maçı yorumla, sonra ben genel bir de değerlendireyim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe 3-1'lik bir Galatasaray derbisinden ee, çıkan takıma göre e, bugün ben Fenerbahçe'yi beğendim baktığımız zaman. E, moral olarak daha kötü veya taraftar olarak daha kötü şeyler bekliyordum ama böyle maçlarda 2-1'lik skorlar önemlidir. Yani 3 puan almak önemlidir. Fenerbahçe'nin daha iyi futbollarını veya daha hücumsal, daha Fenerbahçe'ye yakışır futbollarını izledik mi? İzledik, izleriz ama böyle dediğim gibi böyle maçlarda, yorgunluğun, e, rotasyonun olduğu maçlarda en önemli şey sonuçtur. Fenerbahçe de 3 puan alarak sonucu gayet iyi bir şekilde tayin etti. Yani kaçan goller var, ennesinin kaçırdıkları var. Ee, yani daha çok Fenerbahçe daha skora giden bir e, maç olabilirdi ama e, ilk maçına göre 3 puanla başlaması Fenerbahçe için önemliydi. Yani oyuncu bazında birkaç kişiye değineceğim. Cengiz Ünder bugün ilk 11'de başladı. Yani sosyal medyada, Twitter'da görüyorum hani Cengiz Ünder ne alaka bir anda dirildi diyenler var ama bu adam 15 milyon para verildi. Bir yerde kazanılması lazım bu adamın. Yani çok mu iyi oynadı, çok mu kötü oynadı? Yani Cengiz Ünder'den daha iyi performanslar görebiliriz ama mevkisi sol taraf değil. Yani sağ tarafta daha iyi oynayan bir oyuncu. Yani zamanla Mourinho'nun, Fenerbahçe'nin Cengiz'i kazanma amacının olduğunu görüyorum. İlerleyen zamanlarda göreceğiz Cengiz Ünder Fenerbahçe'nin önemli bir parçası olabilir mi. Ee, sanmıyorum yani sol kanat biraz San Maksim'in artık orası onun yeri ama Cengiz Ünder'i de kazanması gerekiyor Fenerbahçe'nin. 15 milyonluk bir yatırım böyle bir anda kenara atılıp e, çöp edilmemesi gerekiyor. E, yani Ennesiri'ye de değindim bir daha değineceğim. Şimdi Galatasaray maçında girdikten sonra kaçırdığı pozisyonlar ve çok eleştiri alan bir Endişiri. Bu maçta da hocam yani sol ayağına gelmiş çok da güzel bir pozisyon. Şimanski sana servisi yapmış. Endişiri gibi bir forvet demeyeyim ama 20 milyon bon servis verilen bir forvetin onu tavana asıp tribünlere gol sevinci yapması lazımdı. Bir pozisyon daha var kafa topu. Yani bu adamın en önemli özelliği yani Endişiri deyince akla gelen şey kafa golleridir. Galatasaray maçında oluyor. Bu maçta yine al dağıt denilen bir ortayı daha taşa vuran bir Enesiri en var. Ee, bir Bu yerde de zor topu var Çizgiden çıkan. Aynen yani çizgiden çevirdiği en top, top en iyi vurduğu toptu ama yani nesirinin bir yerde artık golle buluşması lazım. Çünkü 20 milyonluk bir yükü var. Bu büyük takımlarda her zaman forvet eğer senin önüne konan bir olay olur. Bu e, 20 milyonun değerini bir gol atarak verip vermeyeceğini göreceğiz. Belki ketçap gibidir hocam. Bilirsin gol attıkça daha da atabilir. Ama şu an için görünen en nesili performansında bir taraftar neslinde de sosyal medyada bir umutsuzluk hakim. Ben de kaçırdığı gollerde aynı umutsuzluğa kapıldım yani bu maçta. Diyeceklerim bunlar hocam bir Fenerbahçeli olarak. Fenerbahçe'yi daha iyi değerlendirir. Benim tarafsız gözle yaptığım yorum budur. Bas hocama atıyorum. Fenerbahçe maça gerçekten tutuk başlıyor. İlk yarısı özellikle. Sanjula'nın sanki kendi evinde kendi liginde orta sırada bir takıma yaptığı muamele yapmış Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe ilk 25 dakika şut çekemiyor. Sanırım ilk 20. küsür dakikalarda takım tamamen yerleşiyor. Hı hı. Ve bir e, şut dahi vuramadan geri dönüyor nihayetinde. Sanjula İlk yarı biraz daha yetenekli olsa, sakat topçuları olmuş olsa ilk yarı 2-0-3-0 dahi kapatabilirdi. Hı hı. Fenerbahçe bir kornerden bir yan topla ilk yarıyı önde kapatıyor. Bunun nezdinde de ikinci yarıya Fenerbahçe daha iyi, daha istekli başlıyor. En nesiri atıyor, atamıyor, kaçırıyor, kaçırıyor, kaçırmıyor. Bunlar çok şey değil ama genel anlamda Fenerbahçe'nin oyun kurgusu, oyun planı olarak çok büyük eksikleri olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe taş atışı kullanırken dahi çok zorlanıyor. Hı hı. Yani... Bir taş atışında adam adamaya Fenerbahçe eliyle topu çıkartamıyor. Fenerbahçe ıı, üçgenleri bence doğru kuramıyor. Yani bu ya antrenmanları takımın iyi değil, ya takım çok iyi hazırlanmıyor ya da takımın başındaki burayı bence yeteri kadar çok önemsemiyor gibi geliyor bana. Çünkü Fenerbahçe 2 Lugano, Lugano maçı dahil iyi oynadığı, çok üstün oynadığı bir maç yok. Hı hı. Bana sayabilir misin? İzledin mi Hocam ben Fenerbahçe izlediğim, en beğendiğim maç içerideki Lille maçıdır. Yani toplam kaç maç olmuş? 2 Lugano maçı var, 2 Lille maçı var, 4 maç. 6 lig maçı var, 10 maç. Bir bu maç var, 11 maç. 11 maçta Fenerbahçe yarım maç oynamıştır resmen Lille maçında. Hı hı. Ve buna rağmen süre gelen bir Fenerbahçe'nin geçen seneden gelen bir galibiyet serisi var ve Fenerbahçe bence geçen senenin ekmeğini hala. Yeni gelen transferlerin takıma hiçbir katkısı yok. Yeni gelen hocanın takıma hiçbir katkısı yok. Bence götürüsü bir dahi var. Yani bir hoca çıkıyor takımın başına. Hani belki çok önemsiz, belki insanlar çok önemsemiyor ama eşofmanla falan maça çıkıyor. Beni çok ciddiye almıyor. Ya da ciddiye almak istemiyor gibi geliyor bana. Hı hı. Bence birilerinin sırf bir insanın ismi var diye korkmasının gerek olduğunu düşünmüyorum ben. Yani isminin ne olduğunu da çok bir önemi yok. Hı hı. Çünkü Fenerbahçe geriye gidiyor. Fenerbahçe yani hani bunlar senin istediğin adamlar değil mi? Yani birinci, birinci önceliğindi. Yani senin istediğine göre yapıldı burası. Hiçbir baskı, hiçbir şeyin yoktu. Yani yok çünkü hani istediğin her şeyi alın dedin. Ve buna rağmen takım gerçekten oyun kuramıyor. Yani takımın bir şey yok, bir mantığı, bir plan yok takımda benim görebildiğim. Derbi özelinde de konuşalım. Derbi özelinde de takımın bir planı vardı. Topu sağdan sola bırakıp solda birebir oynatmaktı. Yani bunun üzerine kurulmuş bir 90 dakikanın olması bana pek mantıklı gelmiyor. Derbiden çıktıktan sonra moral bozukluğu vesairesi, maçın içi, dışı bunları çok değinmek istemiyorum ama mesela Mert Müldür bence derbide çok kalmış. İlk yarıya çok kötü başladı. İlk 20-25 dakikaya Mert Müldür çok kötü başladı. İrfan bence Fenerbahçe geç yani kariyerinde de Fenerbahçe lig bir son bir buçuk senesinin en kötü maçını oynadı. Hı, hı. Sebebinin ne olduğunu bilmiyorum. Bence tamamen oyun kurgusu. Bence İrfan'ın İrfan'a yönelik bir oyun yok mesela sahada. Mesela takım kaptanı İrfan ama İrfan'ın İrfan'ın anlaşabileceği bir oyun yoktu bence. Hı, hı. Mert Müldür'le anlaşamadı. İrfan'ın bir iki tane orta kesti sadece. Kendi Bireysel sola kesti. Yani İrfan da bu arada çizgiden falan kesmiyor. Mecburen 40 metreden falan orta kesmek durumunda kaldı ilk yarı. Hatta orada sen penaltı beklediğin pozisyon vardı. Kornere kor, kor, kor vesaire işte onun dönüşü zaten gol oluyor. Hı hı. Yani çok fazla kötü konuşmak istemiyorum. Ama bu takımın ilerisi iyi değil. Yani bu takım çok fazla ileriye gidecek gibi de durmuyor. Bu takım her olayda bence geriye gidecektir. Her olayda bir kavga çıkacaktır, her olayda bir kaos çıkacaktır. Bu durumun acil düzelmesi lazımdır. Bunun birilerinin bir el atması lazımdır, birilerine çeki düzen vermesi lazımdır. Ama sen geliyorsun, <laughs> bir yatırım yapıyorsun, yatırımın karşılığını alamıyorsun. Hocaya bir yatırım yapıyorsun, hocanın karşılığını alamıyorsun. Zor yani Fenerbahçe'nin bu senesi. Hocam ben şimdi şunu söyleyeyim sana. Sen dedin hani İrfan Can neden oynayamıyor veya önceki seneki performansını niye göstermiyor? Ben şöyle bir şey söyleyeyim hocam. Şimdi hocam 11 tane maç saydı. Bu 11 maçta Fenerbahçe'nin 5 gol attığı Rize maçı da var. Şimdi 5-0 yani, yendiği de var. 3-0 Alanya maçı da var. Şimdi insanlar ha, en, iyi, en iyi maçı Alanya var. Mı? şey diyebilir. Bence Lille Yani herkes şey diyebilir. 5-0 yendiğimiz, 3-0 yendiğimiz, siz Fenerbahçe düşmanısınız diyenler var. Ama bak ben şunu da söyledim. Her zaman da söylüyorum. Fenerbahçe hocam ee, Fenerbahçe kendi DNA'sını, kendi benliğini unutmuş durum. Fenerbahçe hocam iç sahada bo boğan bir futbol veya hücuma yönelik bir futbol her zaman oynamıştır. İlk ben... 25 dakika baskı yok ya. Daha ne yani Mesela. konuşacak hiçbir şey yok. İlk 25 dakika sıfır baskı, sıfır reaksiyon. Hı. Sanki öyle gibi dakika bir maç 1-0 bile başlayabilir. Hı hı. Mourinho ile alakalı şunu diyorlar ya sonuç odaklı. Hani kötü de oynasa sonucu alıyor. Bu birazcık hocam şey kendilerine Mourinho eleştirmemek için bir bahane oluşturmak. Ya evet. Bu her zaman böyle. Bu sosyal medyada sonuç alıyor. evet. Prime Ronaldo'su vardı sonuç alıyordu. ya yani şimdi böyle diyenler var. İşte sonuç alıyor. Benim için sonuç önemli. Sonuç 3 puansa ben okeyim. Artık bu önemli diyen abiler kardeşler. E bu şeyde Fenerbahçe camiasında Aykut Kocaman da böyleydi hocam. Evet. Yanlış mı? Tabii. Öldürüyordu. Uyku geliyordu. Tribünde uyanlar vardı. 1-0 2-0 gidiyordu. Ama Fenerbahçe böyle bir takım değildir. Yani San Jula maçında skoru oynadığının göstergesi de yani bütün kanatları alıp 10 kişi takıma 4 evet tane ya. orta saha, 5 tane hatta orta saha yiyip pas yapın, skoru oynayın Skor demesi bile buna bir işaret. Yani Mourinho e, taraftar gözünde de iyi bir noktaya gittiğini düşünmüyorum. E, şimdi ismidir, cismidir. Önemli bir kişi. Yine söylüyoruz ama e, Fenerbahçe camiasında bunun böyle gideceğini veya bu ciddi almamazlığın. E, hocam şimdi çıkıyorsun maçtan önce diyorsun ki Galatasaray maçı önemliymiş. Ben bunu bir öğrenmişim. Hocam bunun zaten ya bu... buraya geldiğini zaten senin asıl amacın Galatasaray maçıdır. Sonra şampiyonluktur. Böyle bakılması lazım. Fenerbahçe'de bu böyledir. Önemliymiş. Bunu görmüş olduk. Gibi açıklamalar. Yani Özetle ben videonun girişinde bu maçın sonuç maçı olduğunu ve Fenerbahçe'nin 3 puan aldığı için takımın da, hocanın da, taraftarın da mutlu olduğunu düşünüyorum ama oyuna baktığımızda daha iyi bir oyun olur mu? Mesela örnek Lille maçı Bak olabilir. Bakın şöyle. Senin dediğine şu şekilde katılıyorum. Katılırım, katılırdım. Skoru koruyayım ya da gol yemeyeyim. Atarsam atarım mantığı falan bunlara ben tamam, okey. Ama böyle oynanan bir sistemde pozisyon vermezsin. Hı hı. Tamam, mı? topu tutarsın, top sende kalır, daha fazla top oynarsın. Demek istediğimi anladın mı? Aynen. Daha fazla mücadeleyi sen verirsin, daha fazla duran top kullanırsın, daha fazla faal alırsın vesaire 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 gider. Sen sadece Çağlar ve Bekao'nun sayesinde, onların fizik güçlerinin iyi durumda olması sayesinde, onların forvetlerine kurduğu üstünlük sayesinde maçı gol yemeden bitirmeye yaklaşmıştın. Hı hı. Yani tamamen bundan dolayı. Ama daha kaliteli bir ayaklar olduğu zaman senin bir tamamen bir planın olmadığı için sıkıntı yaşarsın. Bu gözle görülüyor. Yani Fenerbahçe hiç pozisyon vermese, tamam demek ki doğru. Fenerbahçe pozisyon vermese, biri atsa, ondan sonra bir kontradan bir duran bir ikiyi bulsa, ondan sonra pas yapsa falan her şey okey zaten. Dersin ki bu bir sistem. Ben önce bir gol yemeyeceğim. Ben ondan sonra attığım kadar atmaya başlayacağım. Ben önce oyunu geriden kuracağım dersen ben bunu anlarım. Ama ne oluyor? Dakika 1'de pozisyon vermeye başlıyorsun. 25 dakika pozisyon veriyorsun. Her dakikan pozisyon. Direkten dönenler. Ha bir tane top direkten dönüyor hmm. gidiyor vesaire. Yani her dakikan pozisyon vererek geçiyor ve sonuçta kazanıyorsun ve ki Kazanmak gerçekten şey önemli. Ya bugün kazanırsın. Bugün kazandın. Hmm. Haftaya bir tane forvet çıkar, iki tane atar, kaybedersin. Yani şey olamaz yani. Bu şey değil. Hani Mourinho'nun taktiği bu falan değil. Bir taktik yok ortada. Öyle bir sistem olsa zaten ben saygı duyacağım. Fenerbahçe hı hı. pozisyon vermeden maç bitirse ben saygı duyacağım. Ama dediğim gibi Fenerbahçe hem pozisyon veriyor hem kötü top oynuyor. Yanlışlıkla atarsa atıyor. Dediğim gibi rakip 10 kişi kalmış. 10 kişi kalmış bir rakip var. Bir kanadın Tadiç, bir kanadın Şimanski. ya Mert Hakan ya Şimanski. Şimanski. İşte ikisinden biri kanat hı hı. oynuyor, biri orta saha oynuyor. Hı hı. Yani topu 20 metre 30 metre sürebilecek bir topçun yok. Ve finalde Ne oldu? dakika 90'la bir beçe Osay attı ama o da kırmızı osayi de, kart gördü. da dakika 60 at, küsürlerde attıydı herhalde. Ya Osay kırmızı kart gördü. Penaltı gol oldu. 95'te bir korner oldu. Döndü gol oldu. 2-2 geçmiş, geçmiş olsun. Olmayacak bir senaryo muydu? Değil yani. O gördük. Senin penaltı Ejel tellerinden ben, Evet, penaltı penaltıyı atsa mesela 5 dakika vardı. Hı hı. Az hı hı. bir süre yani 5 dakika var. 10-11 mücadele var. Hı hı. Oyundan belki de düşen bir Fenerbahçe olacaktı. Ya da her şeyden vazgeçen bir Sergio olacaktı. Herkesi gönderip gol çünkü tek maç. Hı hı. Ama sen bir tane kontra hedefi tutan bir oyuncu tutsan belki işin daha da kolaylaşır. Bir ileride top alır, faul yaptırır, korner alır. Yani ne bileyim ben e, Mourinho'nun Fenerbahçe'yi tamamen kendini verdiğini düşünmüyorum. Yani %100'üyle burada olduğuna inanmıyorum ben. Tüm yani motivasyonla burada yüz, değil. %100'ü yani. %100, ü, %100 ü bu olamaz. Hı hı. Mourinho hocanın. Gençliği var ya. Gençliği var bu adamın takım elbise her maç çıkıyor mesela videolar falan var. Porto Inter'de falan. Evet, evet. falan. Takım elbise jilet gibi iniyor çıkıyor. Hı. Mesela anladın mı? Evet. Üzerinde bir tane şeyden alınmış, emin önden alınan siyitle falan çıkıyor. Yani bir tane Üstüne kapşonlu. Üstüne bir yelek Fenerbahçe'yeliği. Fener Fener kapşonlu Fenerbahçe Fenerbahçe'yeli Kendi markasının Yok Fener, Fenerbahçe'yeli Fener değil miydi o? Şey kendi markasının olduğu bir tane amblemi var ya, ya. Bugün dikkat etmedim ama. Genelde bütün maçlarda M harfiyle bir markası var onun. Kendi markası şörtünü giyiyor. Altında pijamasını çekiyor. Geliyor. Kazanırsak kazanırız. Kaybedersek kaybederiz. Atan şey neydi? İşte fazla gol yediğimiz için kaybetti. Basit açılamalar yapıyor. İnsanları tığ alıyor. Çekiyor. Gidiyor. Diyorsun hocam. Var mı ekleyeceğin? Beşiktaş maçına geçelim hocam ya. izlemeye. Şimdi sırada Beşiktaş maçımız var. Herhalde hocam geç kaldın. <laughs> hocam Beşiktaş 3 dakika geç oldu. başladı maç. Gol oldum hocam. Şu an bir gol haberi yok. Beşiktaş'ı da buradan. Başarılar dilerim. Biz bu yayınlandı. Sonuç belli olacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Beşiktaş videosunda yeni içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.